Eğirdir, Yalvaç, Sütçüler ve Atabey'de üniversite öğrencilerinin barınacağı KYK yurt binalarında kayıt işlemleri depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle durduruldu. Ortaya çıkan bu tabloya muhalefet sert tepki gösterirken, iktidar kanadı da sorunun çözümü için harekete geçti. Dört ilçede üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer yapılan çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atabey'deki yurt binasının performans analiz raporları sonucunda depreme dayanıklı olduğunun tespit edildiğini belirten Furkan Cemer, bu doğrultuda binanın yeniden öğrencilerin hizmetine açıldığını söyledi. Sütçüler ilçesindeki öğrenci barınma sorununun ortadan kaldırıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Er İl Genel Meclis Başkanımızın girişimiyle binanın tadilatı için ödenek tahsis edilecek ve yaklaşık 200 öğrencimize barınma imkanı sağlanacaktır. Sütçülerde öğrenim gören öğrencilerimiz ve halkımız bu süreçte mağdur edilmeyecektir, dedi. Er, Eğirdir'de de kapatılan kız yurdunun yerine belediyenin 252 kişilik bir kız yurdunu hizmete açtığını belirtti. Yalvaç ilçesinde de erkek öğrenciler için Mevcut yurt bloğunun işletilmeye devam edeceğini söyleyen Furkan Cemer, kapatılan kız bloklarının yerine bina kiralanarak sorunun çözüleceğini söyledi. Ayrıca Yalvaç Belediyesi'ne sağlanacak maddi destekle yaklaşık 240 kişilik yeni bir yurt hizmeti açılacak. Ne öğrencilerimizin ne de ilçe halkımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğimize dair verdiğimiz sözü yerine getirdik diyen AK Parti İl Başkanı bu süreçte desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.